Herkese yeniden selamlar. Yine hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündemine oturan bir meseleyi anlatmak üzere karşınızdayım. Twitter'da ya da diğer sosyal mecralarda bu konuyla ilgili sayısız bilgi gördüğünüzü biliyorum. Bir süre bu bilgileri bir kenara bırakın. Bugün sadece belgelenmiş, teyitli gerçekleri konuşacağız. Komplo teorilerine ihtiyacınız olmadığından emin olabilirsiniz. Çünkü gerçekler yeterince dehşet verici. Ağustos 2019'da yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in neden tekrar gündeme oturduğu konusuna geleceğiz. Ama önce bu adam kim, onu anlayalım. 2002'de New York Times'ın Jeffrey Epstein hakkında yazdığı makale şöyle. Jeffrey Epstein, uluslararası gizemli para babası. Ezecek paraları, uçak filosu, kadınlara ve dünya çapındaki finansal piyasalara keskin bir bakış açısı var. Nobel ödüllü bilim insanlarına meydan okuyan amansız beyninden bahsetmeye gerek bile yok. Basının Jeffrey Epstein'e ilgisi 2002'de Bill Clinton'ın yaptığı bir Afrika seyahatiyle başlıyor. Çünkü o seyahatte yanında daha sonra cinsel taciz suçlamalarıyla yargılanıp delil yetersizliği sebebiyle beraat eden oyuncu Kevin Spacey, komedyen Chris Tucker ve Jeffrey Epstein de var. Jeffrey Epstein o zamanlar Amerikan başkanının resmi gezilerinde eşlikçi olacak kadar prestijli biri. Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu York Dükü Prens Andrew'un kızının 16. yaş doğum gününe katılacak kadar da saygın. Servetinin tam olarak nereden geldiği merak konusu. Jeffrey, kendi danışmanlık şirketi olan ve hem Amerika'nın hem de dünyanın en zengin iş insanlarına hizmet veren bir finansçı. Ama Manhattan'ın en pahalı bölgesindeki 56 milyon dolarlık malikanesini, Amerika'nın çeşitli bölgelerindeki başka malikanelerini ve Karayipler'deki adasını nasıl aldığı kimse tarafından tam olarak kestirilemiyor. New York Times, Epstein'e övgüler dizdiği 2002 tarihli makalesinde bu adamın servetinin kaynağını sorguluyor. Ama gerçek cevaplarla pek ilgilenmiyor. Ne işler karıştırdığı tam olarak bilinmeyen yüzlerce zengin, prestijli adamdan sadece biri. Amerikan başkanlarının ve İngiltere prensinin onayını almış. Daha ne olsun? Clinton'a Epstein'i soruyorlar. Arkadaşı Jeffrey için bu çok önemli makalede yer alma nezaketini gösteren Bill Clinton, basın sözcüsü aracılığıyla şöyle diyor. Jeffrey, global piyasalar hakkında keskin bir anlayışı ve 21. yüzyıl teknolojisi hakkında derin bilgisi olan hem başarılı bir finansçı hem de sadık bir hayırsever. Peki makalenin ilk cümlesindeki kadınlara keskin bakış detayı neyin nesi? Cevabı Trump veriyor. Jeff'i 15 senedir tanırım. Müthiş bir adam. Beraber vakit geçirmek çok keyiflidir. Hatta güzel kadınları en az benim kadar sevdiği söylenir. Çoğu da genççedir. Jeffrey sosyal hayatının tadını çıkarıyor. Hiç şüphe yok. Gelecekte Amerikan başkanı olacak bir milyarder ve servetinin kaynağı daha fazla sorgulanmasın diye hakkında makaleler yazılan başka bir milyarderin minnoş dostluğu. Pek çok ortak noktaları eminim ki vardır. Ama Trump'ın gururla altını çizmeyi seçtiği konu genç kadın sevdaları. Çok ilginç. Bir takım para babalarının birbirini limitsizce kolladığı bu kirli düzenin altın varaklı kapılarını aralayıp içeride neler döndüğüne göz atacaksak en başa 1974 senesine gitmemiz gerekiyor. Jeffrey Epstein 21 yaşında. Üstün zekalı bir öğrenci olarak geçirdiği lise yıllarından sonra üniversiteye gitmemeye, onun yerine hayata atılmaya karar vermiş. Manhattan'ın en zengin ailelerinin çocuklarını Ivy League üniversitelere girebilsinler diye gönderdikleri Dalton School'da fizik ve matematik öğretmeni. Daha o zamanlarda reşit olmayan kız öğrencilerle kurmaya çalıştığı yakınlık birilerinin ilgisini çekiyor. Hiçbir öğretmenin gitmediği, öğrencilerin evlerinde düzenlediği partilere gidip kızlarla flört etmesi garipseniyor. Daha sonra bu okuldan kovuluyor. Ama sanmayın ki bu sebeplerle. Zaten okulun müdürü 14 yaşında bir kız öğrenciye cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış biri. 1970'ler kadın olmak için harika zamanlar değil. Sonuçta Jeffrey'in öğretmenlik performansı beğenilmiyor ve kovuluyor. Ama kendisi girmeye can attığı Upper East Side elitlerinin arasına girmiş durumda. Mesela o zamanki öğrencilerinden biri ileride kendi adına sahip cilt bakım markasını kuracak olan Peter Thomas Roth. Bu çevre sayesinde Jeffrey, yatırım danışmanlığı şirketi Bear Stearns'a giriyor. Giriş seviyesinde başlayıp hızlıca yükseliyor ve şirketin partneri oluyor. En büyük müşterilerine bakmaya başlıyor. Herkesin uyması gereken kuralların kendisine işlemediğini düşündürten narsistik eğilimleri o zamanlar baş gösteriyor. İşlediği bir beyaz yaka suçu sebebiyle buradan da kovuluyor. Ama kovulmasına bakmayın, şirketin kurucularıyla hala yakın arkadaş. Üstüne bir de finans alanında kendini müşterilere kanıtlamış. Hiç beklemeden kendi danışmanlık şirketini kuruyor. İşi avukatlar ve simsarlar tarafından dolandırılan zenginlerin paralarını kurtarmak.
Bu dönemde çevresindeki insanlara, hükümetlere de danışmanlık verdiğini, hatta gizli ajan olduğunu falan söylüyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Güvenilir zengin diye bir şey var mı bilmiyorum ama müşterileri de en az kendisi kadar tekinsiz. Bir tanesi Amerika'nın en büyük saadet zinciri dolandırıcılıklarından birine imza atıp vatandaşları toplam 450 milyon dolar dolandırıyor. Kurucusu mahkemede ifade verirken işin içinde Epstein'in de olduğunu söylüyor. Ama Epstein hiçbir zaman yargılanmıyor. Bu dolandırıcılıkta adı geçmesi kara leke falan olmuyor tabi. Hatta gurur nişanesi olduğu bile söylenebilir. Jeffrey yeni CVC ile yeni bir danışmanlık şirketi kuruyor ve bu şirkete 1 milyar dolardan daha az serveti olan hiçbir müşteriyi kabul etmiyor. En büyük müşterilerinden biri Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch ve Victoria's Secret'in kurucusu Lex Wexner. Bu ismi unutmayın, lazım olacak. Allah yürü ya kulum demiş gibi görünen Jeffrey'in kariyeri de serveti de zirvede. Bir de üstüne şirketini vergi cenneti Virgin Islands'a taşıyınca tamamdır. Amerikan başkanlarının, İngiltere prenslerinin el verdiği bu adamı tutabilene aşk olsun. Tarihler 24 Ocak 2008'i gösterdiğinde Jeffrey'in hiç beklemediği bir şey oluyor. Kapalı kapılar ardında sakladığı tüm sırları ortaya dökülüyor. 17 yaşında bir kız, 14 yaşından itibaren kendisini cinsel istismara maruz bırakan ve başka zengin adamların da maruz bırakması için onu pazarlayan Jeffrey Epstein'e annesi ve üvey babasıyla beraber dava açmaya karar veriyor. Bu kişi Courtney Wilde. Amerika'da gizliliklerini koruyabilmek için reşit olmayan kişilere kadınsa Jane Doe, erkekse John Doe denir. Davayı açtığı sırada 17 yaşında olan Courtney Wilde bu sebeple Jane Doe 1 olarak kayıtlara geçiyor. Çünkü soruşturma başladıktan sonra istismara uğramış 40 kız çocuğu daha ortaya çıkıyor. Bugün bu sayı 100'ü aşmış durumda. Bu dava Jeffrey Epstein'in kurduğu çocuk kaçakçılığı, istismar ve fuhuş ağını ortaya çıkaran ilk dava oluyor. Özellikle ekonomik olarak kötü durumda olan, ailesiyle arası iyi olmayan, hatta belki istismar geçmişi olan çocukları tuzağa düşürüp senelerce köle olarak kullandığı böylece ortaya çıkıyor. Başta basit bir masaj hizmeti sunarak 200-300 dolar gibi paralar kazanacakları vaadiyle kandırılan bu çocuklar, daha sonra korku, tehdit, şantaj ve manipülasyonla içinden çıkamadıkları bir hayata sürükleniyor. Jeffrey Epstein'in dünyasında masaj, istismarın kod adı. Evlerinin her yerinde çocukların çıplak fotoğrafları asılı. Epstein'in Amerikan başkanları ve ünlü oyuncularla çektirdiği fotoğraflar da hemen yanlarında. Epstein'in hem çocukları hem de bu çok ünlü ve güçlü kişileri oradan oraya taşıdığı bir uçağı da var. İsmi Lolita Express. Kızların bazılarını bizzat tuzağına düşürse de birçoğuyla tanışan ilk kişi suç ortağı Ghislaine Maxwell. Bu suç şebekesinde Jeffrey'in sağ kolu görevini üstlenmek dışında kendisi de istismarcı olan bu kadın, bugün adını bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok mağdura senelerce süren kabusun kapılarını aralayan ve oradan çıkmadıklarına emin olan kişi. Bütün bu organizasyonun başında Epstein ve garip bir romantik ilişkisinin de olduğu suç ortağı Maxwell var. Çocukları sadece ağlarına düşürmekle kalmıyorlar. Onları kendileri gibi birer suçlu haline getirecek kadar da akıllı ve acımasızlar. Kızlardan hem istismara boyun eğmelerini hem de onlara yeni kurbanlar bulmalarını bekliyorlar. Kimi bunu çaresizce yapıyor, kiminin de ne olursa olsun vicdanı el vermiyor. Yapabilenlere bu suç şebekesinin basamaklarına tırmanma fırsatı veriliyor. Mesela çocukluğundan itibaren istismar edilen ve kendisine Jeffrey Epstein'in bir diğer sağ kolu olma görevi bahşedilen Sarah Callan gibi. Ya da henüz 14 yaşındayken Slovakya'daki ailesinden para karşılığı satın alınan ve daha sonra hem köle, hem işbirlikçi, hem de pilot yapılan Nadia Marchinkova gibi. Dehşet verici eylemlere maruz bırakılan onlarca çocuğun ve bazı tanıkların ifadeleriyle dosya kabarıyor. Courtney'in maruz kaldığı istismar, Epstein'in Florida'da bulunan Palm Beach malikanesinde yaşansa da soruşturma devam ettikçe bu suç ağının Florida ile sınırlı kalmadığı ortaya çıkıyor. Lokasyonlara Epstein'in New York'un 5. caddesindeki malikanesi, Paris'teki evi, New Mexico malikanesi ve Karayipler'de kendisine ait olan Little St. James adası ekleniyor. Lolita Express'le seyahat eden önemli konuklar Jeffrey'in istismar adasında ağırlanıyor ve en korkunç fantazileri gerçeğe dönüştürülüyor. Gün içinde yine Lolita Express'le adaya gelip giden onlarca çocuk ve ağırlanan birçok konuk var. Senelerce tıkır tıkır işleyen bu istismar çarkının içindeki mağdurların çoğu birbirini tanımıyor bile. Bilinen ilk vaka 1993'e kadar uzanıyor. Söz konusu mağdur, Epstein tarafından yeterince genç bulunmadığı için korkunç bir öfkeyle karşılaşan ve tecavüze uğrayan Amy McLure. 2008'de Courtney Wilde'ın büyük bir cesaretle açtığı yolda Jeffrey Epstein şu 3 suçla yargılanıyor.
cinsel istismar ve darp, kasıtlı olarak manevi zarar verme, zorlamayla cinsel faaliyete teşvik. Bu suçlardan hüküm giyen birinin Amerikan yargı sistemine göre üst sınır cezası 45 sene. Peki Jeffrey 45 sene yatıyor mu? Yok canım, hiç yatar mı? Hükümet Jeffrey ile gizli tutulan bir beraat anlaşması imzalıyor. Bu anlaşma sonucunda Epstein, Courtney'in istismar suçlamasını red, fuhuş suçlamasını ise kısmi olarak kabul ediyor. Bunun karşılığında mahkeme de bu uluslararası çocuk kaçakçılığı ve istismar ağını görmezden geliyor. Mağdurların çeşitli şekillerde kandırılarak tuzağa düşürüldüğü gerçeğini dikkate almıyor. Onlara seks işçisi muamelesi yapıyor. Neticede Epstein'e dalga geçer gibi 18 aylık bir hapis cezası veriliyor. Üstüne bir de cezaya indirim uygulanıyor ve 13 aya düşürülüyor. Bitti mi? Bitmedi. Örnek Amerikan vatandaşı ve başarılı iş insanı Epstein'e haftanın 6 günü 12 saat boyunca hapis dışında vakit geçirebileceği bir çalışma izni veriliyor. Yani Epstein hapishaneye sadece uyumak ve sakin bir pazar günü geçirmek için uğruyor. Jeffrey'e bu ödül gibi cezanın verilmesi için kollarını sıvayıp canını dişine takarak çalışan onlarca kişi var. Bunlardan biri dava süreci başladığında savcı asistanı olarak görev yapan Bruce Reinhardt. Reinhardt süreç devam ederken ne hikmetse sulh hakimi oluyor ve suçlulara kısıtlı sorumluluk kararı çıkarılması için onlara danışmanlık veren bir şirket kuruyor. İlk müşterisi tabii ki Epstein. Savcı asistanlığı görevi sırasında dava hakkında edindiği gizli bilgileri kullanarak Epstein'i 45 sene hüküm giymekten kurtardığı daha sonra ortaya çıkıyor ve hakkında soruşturma başlatılıyor. Bir diğer isim Alexander Acosta. Daha sonra 45. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çalışma Bakanı sekreteri olacak bu adam, Epstein davasında hükümet ve Epstein'in arabuluculuğu görevini üstleniyor. Bir diğer arabulucu ise ünlü avukat ve Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz. Bu ismi de unutmayın, o da birazdan lazım olacak. Epstein'e verilen bu ödül gibi ceza mağdurlarda, hatta daha doğrusu hayatta kalanlarda hukuk sistemine dair ufacık da olsa bir inanç kırıntısı bırakmıyor. Epstein'in suç ortakları ve çok önemli yerlerdeki arkadaşlarıyla beraber organize ettiği mağdurları karalama kampanyası hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Kimi ülkeyi terk ediyor, kimi adaletin hiçbir zaman sağlanmayacağını düşünerek suçlamasını geri çekiyor ve gözlerden uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Dediğim gibi, bu kişiler sadece hayatta kalanlar. Yaşadıkları istismar dolu yıllar ve aldıkları zihinsel hasarları atlatamayıp yüksek dozlu uyuşturucu sebebiyle vefat edenleri ve kendi canını alanları maalesef saymıyorum bile. Pes etmeyenler olmuyor mu? Oluyor. Eski adıyla Virginia Roberts, yeni adıyla Virginia Giuffre, Johanna Schoberg, Sarah Ransom, Courtney Wild bu korkusuz kadınlardan sadece birkaçı. Tüm medya karalamasına ve sadece susmadıkları için burun buruna geldikleri öldürülme tehlikesine rağmen bu kadınlar savaşmayı seçiyor. Seçiyorlar ki daha fazla çocuk bu istismar ağına düşmesin. Düştüyse de kurtulabilsin. Gelelim 2015'e. Epstein'in 13 aylık Palm Beach hapishanesi tatilinin üstünden 7 sene geçmiş. Hukukun üstünde olduğunu kendine de mağdurlara da kanıtlamış. Organize istismar ağını yönetmeye tam gaz devam ediyor. Courtney Wilde'ın 2008'de hükümetin Jeffrey ile yaptığı gizli anlaşmayı sebep göstererek açtığı dava sürüncemede. Courtney, anlaşma şartlarını mağdurlardan saklamanız yasa dışıdır demiş ama henüz elle tutulur bir sonuç alamamış. Kamu davası sonucu hakkında kısıtlı sorumluluk kararı verilen Jeffrey için yapılabilecek pek bir şey yok. Artık mağdurların tek çaresi bireysel tazminat davaları açmak. Virginia Giuffre işte bu sebeple 2015'te Jeffrey'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'e 2008'deki davanın ardından kendisi hakkında yürüttüğü karalama kampanyasını ve attığı iftiraları sebep göstererek bir tazminat davası açıyor. Yaklaşık 30 milyon dolar tazminat istediği bu davayı bu sefer onları hayal kırıklığına uğratan Florida savcılığında değil New York savcılığında açıyor. Henüz pes etmemiş mağdurların ifadeleri tekrar alınıyor. Deliller gözden geçiriliyor. Epstein'in evlerine baskın düzenleniyor. Lolita Express'in uçuş kayıtları inceleniyor. Hiç şaşırtıcı olmayan şekilde toplanan tüm deliller mağdurların ifadeleriyle birebir örtüşüyor. Hangi isimleri verdilerse uçuş kayıtlarında var. Evleri nasıl tasvir ettilerse evler aynen o şekilde. Epstein'in istismar odaları olan masaj yataklı kocaman banyoları yerlerinde duruyor. İstismar için kullandığı aletler de orada. Üstelik bu davanın üstü 2008'deki gibi örtülemiyor. Basının ilgisi had safhada. Senelerdir sesini duyurmaya çalışan mağdurlar televizyon kanallarında gerçeklere haykırıyor. Belgesellere konu oluyor. 2019'a geldiğimizde ise
Courtney Wilde 2008'de hükümete karşı açtığı davayı kazanıyor. Hükümet 2008'de Epstein'e yaptıkları anlaşmayı gizli tutmalarının yasal olmadığına ve mağdurlara çok büyük bir haksızlık olduğuna karar veriyor. Peki anlaşma şartlarını açıklıyorlar mı? Tabii ki hayır. Ama olsun, bu karar mağdurların hükümete baskı yapması için yeterli oluyor. Epstein'e karşı yeni davalar açıyorlar. Bu sefer ellerinde 2015'te Virginia'nın açtığı tazminat davası sayesinde toplanmış deliller, alınmış ifadeler var. Böylece 6 Temmuz 2019'da Jeffrey, New York'ta tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alınıyor. Zahmet oldu. Alınan ilk ifadesinde Jeffrey, sorulan her bir soruda susma hakkını kullanıyor. Amerika hukuk sisteminde susma hakkı maddesinin numarası 5, yani Fifth Amendment diye geçiyor. Jeffrey sorgu boyunca 500'den fazla kez Fifth cevabını vererek neredeyse başka tek kelime etmeden tutuklu olduğu hücresine geri dönüyor. Mahkeme başladığında Jeffrey'in davalı olarak susma hakkını kullanmak gibi seçeneği olmayacak. Nasıl cevap verirse versin soruları bir şekilde cevaplamak zorunda. Kendisine suç şebekesinin tüm detayları sorulacak. Mağdurlarla ilişkisi sorgulanacak. Ve önemli yerlerdeki güçlü arkadaşlarının bu şebekenin neresinde olduğunu yanıtlamak zorunda kalacak. Ama mahkeme günü henüz gelmeden Jeffrey hücresinde ölü bulunuyor. Çok ilginç. Öldüğü sırada 66 yaşında. Yapılan otopsi sonucunda ölümü kayıtlara intihar olarak geçiyor. Mahkemede konuşmaması için öldürüldüğünden şüphelenenlerin elinde de hiçbir delil yok. Çünkü Epstein'in hücresine giden yolları gösteren tüm kameralar ne hikmetse o gün bozukmuş. Şaka gibi ama maalesef değil. Epstein'in ölmesi mağdurların adalet arayışının önünde bir engel değil. Virginia'nın 2015'te Epstein'in bir numaralı suç ortağı Maxwell'e açtığı tazminat davası 2021'de sonuçlanıyor. Maxwell suçlu bulunuyor ve 20 senelik bir hapis cezası alıyor. Gelelim günümüze. Bugün bu konunun tekrar deşilmesinin ve yeni isimlerin ortaya çıkmasının sebebi Virginia'nın 2015'te açtığı, 2021'de nihayete eren işte bu dava. Bugüne kadar bu dava dosyaları ve ifadeler gizliydi. Epstein'in ölümü ve adı geçen diğer isimlerin hiçbir zaman mahkemede hesap vermemesi kamuoyu tepkisini arttırdı. Basın da dava dosyalarını kamuya açmaları için baskı yapınca yargıç Loretta Preska dosyaları yayınlama kararı aldı. Önce basında Epstein'in listesi yayınlandı başlığı altında yüzlerce isim görmeye başladık. Leonardo DiCaprio'sundan Naomi Campbell'ına kadar daha önce davada adı geçmeyen ünlüler manşetlerde yerini aldı. Sanıldı ki bu bir ifşa listesi. Epstein'in istismar örgütünde rol oynamış ya da Epstein'den hizmet almış kişileri öğreneceğiz. Dosyalar incelendikçe durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Birçok ismin listede olmasının tek sebebi ifadelerde adlarının geçmesiydi. Örneğin Epstein bir mağdura az önce Leonardo DiCaprio ile telefondaydım dediği ve mağdur bunu ifadesinde anlattığı için DiCaprio o listede yerini almıştı. Bu kimseyi aklamamakla beraber kimseyi suçlamak için de yeterli değildi. Epstein mağdurları baskı ve korkuyla yanında tutabilmek için ne kadar önemli insanlarla tanıştığının altını çizmeyi çok seviyordu. Bu insanlarla fotoğraflarını duvarlara asıyor, laf arasında isimlerini geçiriyordu. Peki listede adı geçen herkes Epstein'in korku imparatorluğunu ayakta tutabilmek için kullandığı isimler mi? Listenin tamamı masum mu? Hayır, tabii ki değil. Dokümanları bizzat inceledim, avukatların yorumlarını dinledim, dokümanlarda yer almayan iddiaları da araştırdım. Şimdi en önemli isimlerin üzerinden beraber geçeceğiz. Epstein'in kirli düzenine en ufak katkısı olan ya da kirli düzeninden haberdar olup sessiz kalan herkesi ifşa edeceğiz. Başlıyoruz. But you were staying at the house of a convicted sex offender. Hatırlarsanız Epstein'in danışmanlık şirketinin bir numaralı müşterisi Lex Wexner'dan bahsetmiştik. Kendisi Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch ve Victoria's Secret'in kurucusu ve yöneticisi. Bu adamın Epstein'le bağı basit bir danışman-müşteri ilişkisinden çok daha fazlası. Dostlukları 1980'lere kadar uzanıyor. Epstein çok uzun süre Wexner'ın kişisel finansal yöneticiliğini yapıyor. Wexner 90'larda sözde hayır işleri, daha çok vergiden kaçınma yolları için Wexner Foundation'ı kuruyor. Yönetim kurulunda kim var? Epstein. 90'larda Epstein'in kendine kurban bulma yöntemlerinden biri, Victoria's Secret için manken bulan kişilerden biri olduğunu iddia etmek. Ve tüm bu geçen sürede mağdurlara kendisine ve başkalarına masaj yaparken güzel görünmeleri için verdiği hediyeler Victoria's Secret markalı. Lex,
okların kendisine yönelmemesini umarak 2008'de Epstein'in hüküm giymesinden 18 ay sonra iş ilişkisini tamamen kesiyor. 2019'da dava medyada bangır bangır yayınlanınca da Wexner Foundation çalışanlarına bir özür mail atıyor. Bu adamla hiçbir zaman çalışmamalıydım diyor. Çünkü Lex Wexner'ın ortaya çıkmasından korktuğu çok fazla şey var. Virginia ifadesinde anlattığına göre Epstein ve Maxwell tarafından bizzat Lex Wexner'a birden fazla kez satılmış. Gelelim 2008'de Epstein ve hükümet arasındaki arabuluculuk işini üstlenen Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz'e. Bu çok prestijli Amerikan eliti beyefendiye satıldığını söyleyen iki farklı mağdur var. Mağdurlardan birinin kimliği gizli ve istismarın birçok yerde. New York, Palm Beach, New Mexico, Ada ve Lolita Express'te yaşandığını söylüyor. Yine Alan Dershowitz'in ismini veren Virginia'nın ifadesi de bir diğer mağdur Johanna tarafından doğrulanıyor. Herkesin yalan söylediğine inanmak isterseniz bile Alan Dershowitz'in bu istismar ağından haberdar olduğuna emin olabilirsiniz. Epstein'in Palm Beach'teki evinde çalışan iki hizmetçi, Dershowitz'in sayısız kez eve geldiğini, hatta bir keresinde Epstein evde yokken günlerce evde kaldığını ve masaj hizmeti aldığını anlatıyor. Lolita Express'in uçuş kayıtlarında da kendisinin ismi parıl parıl parlıyor. Dershowitz geçtiğimiz haftalarda YouTube kanalında bir video yayınlayarak iddiaları reddetti. Epstein'in evlerine ailesi ve çocuklarıyla beraber gittiğini anlattı. Ama mağdur ve tanıkların ifadeleri pek öyle söylemiyor. Bu listenin en star isimlerinden birine geçiyorum. Hatırlarsanız 90'lardan beri Jeffrey ile çok yakın olduğunu söylediğim Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu York Dükü Prince Andrew. Bu yakınlıklar boşuna kurulmuyor. Epstein ve Maxwell boşuna İngiltere kraliyet davetlerinde boy göstermiyor. Mağdurların kanıtlarla desteklenen iddialarına göre Andrew, Epstein'in istismar cennetinin en büyük müşterilerinden biri. Sadece Virginia'nın anlattığı 3 farklı olay var. Biri 2021'in Mart ayında bu fotoğrafın çekildiği gün gerçekleşiyor. Fotoğraftaki kişi Virginia. Andrew senelerce bu fotoğrafın fake olduğunu iddia ediyor. Ama fotoğrafın otantisitesi FBI tarafından araştırılmış ve gerçek olduğuna kanaat getirerek dava dosyasına eklenmiş. Andrew'un kendini aklama çabası çok acınası bir çaba. Çünkü kendisi Jeffrey hapisten çıkar çıkmaz onunla görüşecek kadar akılsız. Bu fotoğraf ve mağdurların Andrew hakkında anlattıkları senelerdir biliniyordu. Andrew'un İngiliz kraliyet ailesindeki konumu çatırdadı. Kraliyet etkinliklerine çağrılmamaya başlandı. Hatta kızları Beatrice ve Eugene kraliyet görevlerinden kovuldu. Hazineden aldıkları paralar kesildi. Kuyruğu dik tutmaya çalışan Andrew, kızının düğününü kendi cebinden karşılayıp en az Prens Harry ve Meghan'ın düğünü kadar görkemli bir düğün yaptı. Andrew, imajını kurtarmak için milyonlarca pound döke dursun, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi çok tatlı bir huyu var. Yakın zamanda Epstein'in New York Manhattan'daki malikanesinin önünden çekilen bazı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde Andrew evde saatler geçiriyor. Eve onlarca genç kız ya da çocuk girip çıkıyor. Onları gülerek uğurluyor. Yeni ortaya çıkan mide bulandırıcı bir detay daha var. BBC'nin bir şovu için Andrew'un bir kuklası yapılmış. Maxwell bu kuklayı bir şekilde almış ve prense hediye olarak vermiş. O sırada odada Virginia ve Johanna da varmış. Kukla Virginia'nın kucağına oturtulmuş ve kuklanın eli Virginia'nın memesine yerleştirilmiş. Johanna ise prensin kucağına oturtulmuş ve prens de elini yerleştirmiş. Böylece iğrenç bir hatıra fotoğrafı çekilmiş. Her zamanki gibi mağdurların ifadeleri tanıkların ifadeleriyle de destekli. Palm Beach Malikanesi'nin yöneticisi Tywin Ellis'in anlattığına göre Andrew Palm Beach'te kimi zaman tek başına, kimi zaman da eski eşi Sarah Ferguson'la beraber sayısız kez konaklamış. Malikanede haftalarca kaldığı da olmuş ve her gün masaj hizmeti almış. Gelelim Epstein'in bir diğer can dostu, 42. Amerikan Başkanı Bill Clinton'a. Bill Clinton'a satıldığı yönünde ifade veren kimse yok. Ama kendisinin bu istismar ağının tanığı olduğu kesin gibi. Uçuş kayıtları ve verilen ifadelere göre Jeffrey'in adasını sık sık ziyaret etmiş. Lolita Express'in zaten düzenli müşterisiymiş. Basın sözcüsünün söylediğine göre Bill Clinton Lolita Express'i hayır işleri için kullanıyormuş. Başta bahsettiğim Afrika seyahati gibi. Yerseniz tabii. Kendisiyle ilgili en can alıcı detaylardan biri Johanna'nın ifadesinde geçiyor. Epstein'in ağzından bir keresinde şöyle bir söz duymuş. Clinton likes them young. Yani Clinton genç sever.
Dünyanın en ünlü sihirbazlarından biri David Copperfield'a da bir göz atalım. Kendisiyle ilgili elimizde tek bir iddia var. Ama kan dondurmaya yetiyor. Johanna Copperfield'la bir yemekte tanışmış. Şunu da belirteyim, bu ve bunun gibi birçok yemek ve davet var. Amerika'nın en ünlü sanatçılarının, akademisyenlerin, politikacıların katıldığı bu yemeklerde kızlar birer süs eşyası olarak oturtuluyor. Konuşmalarına pek izin yok. Yapabildikleri tek şey yemekten sonra masaja çağrılmamak için dualar etmek. Copperfield böyle bir yemek sırasında Johanna'ya şöyle soruyor. Kızlar başka kızlar bulmaları karşılığında para alıyorlar mı? Sisteme o kadar hakim yani. Hatta belki buna benzer başka sistemlere de daha önce şahit olmuş. Kim bilir. Listedeki kritik isimlerden biri de Michael Jackson'dı. Kendisinin adı Johanna'nın ifadesinde geçiyor. Johanna Palm Beach'te Jackson'la tanıştığını söylüyor. Elimizdeki tek bilgi bu. Gelelim başka bir Amerikan başkanına. Donald Trump'a. Henüz bunların hiçbiri bilinmez. Epstein suç ağını kapalı kapılar ardından yürütürken hakkında "O da benim gibi genççe sever" diyen Trump, tabii ki Epstein'in yakın dostu. Virginia'nın anlattığına göre adını vermek istemediği bir başka mağdur Trump'a defalarca satılmış. Virginia'nın kendini bu kabusun içinde bulmasında da Trump'ın dolaylı olarak parmağı var. Çünkü Trump'ın otelleri dostu Epstein'in uğrak mekanları. Kendine yeni kurbanlar bulabilmesi için biçilmiş kaftan. Zaten Virginia'nın da ona kabusun kapılarını aralayan Maxwell'le tanışması 1999'da Trump'ın spa oteli Mar-a-Lago'da gerçekleşiyor. Virginia o zaman 15 yaşında. Mağdurların ifadelerinde nasıl pazarlandıklarını anlattıkları birçok iş insanı ve politikacı daha var. Mesela ünlü yatırım danışmanı Glenn Dubin ve onun eşi Eva Anderson Dubin. Epstein'in Eva ile geçmişi 80'lere uzanıyor. O dönemlerde sevgili oluyorlar fakat daha sonra ayrılıyorlar. Eva Glenn'le evleniyor ama çift olarak Epstein'in yörüngesinden çıkmıyorlar ve onun müşterisi oluyorlar. Glenn'in eski bir çalışanı Ronaldo Rizzo'nun verdiği ifadeye göre 2005'te Epstein ve Maxwell Glenn'i ziyarete geliyor. Yanlarında 15 yaşında olduğunu sorarak öğrendiği İsveçli bir kız var. Kız tir tir titriyor. Kız birazdan başına neler geleceğini Ronaldo'ya anlatıyor. Fakat içeri eve Dubin girince susmak zorunda kalıyor. Liste uzun. Eski New Mexico valisi Bill Richardson, Jeffrey'den 100 bin dolar hibe aldığı bilinen ünlü bilim insanı Marvin Minsky, 1989-1995 yılları arasında Obama için çalışan ABD Senato lideri George Mitchell, eski New Jersey senatörü Bob Menendez'in eski sevgilisi Gwendolyn Beck. Listenin en ilginç ismi 2018'de ölen bilim insanı ALS hastası Stephen Hawking. Kendisinin isminin geçtiği yer mahkemenin kanıt saydığı bir mail. Bu mail 2015'te Virginia'nın açtığı tazminat davasından sonra Epstein'den Maxwell'e atılıyor. Epstein bu mailde şöyle diyor. Virginia'nın mahkemede anlattıklarının yalan olduğunu kanıtlayacak aile üyelerine, arkadaşlarına para teklif edebilirsin. Özellikle Clinton'la ilgili olanlar ve Stephen Hawking'in Virgin Adaları'nda reşit olmayanlarla katıldığı grup seksle ilgili olan. İlginç. Listenin en tanınmayan ama işin içine en çok dahil olan üyesi ise Jean-Luc Brunel. Bu adam Fransa'da güya bir model ajansı sahibi. İşi model bulmak ve onların menajerliğini yapmak gibi görünüyor ama tahmin edersiniz ki gerçekler pek öyle değil. Jean-Luc hem istismarcı hem de Epstein'e sayısız kurban gönderen bir işbirlikçi. Virginia'nın anlattığına göre bu adam bir keresinde Epstein'e 3 tane 12 yaşında Fransız kız yolluyor. Virginia bunu Epstein'in kendi ağzından dinliyor. Yeterince dehşete düşmediyseniz bir çalışanının Epstein için bıraktığı bir mesaja bakalım. Jean-Luc Brunel'in sana Rusça öğretecek bir öğretmeni var. 2x8 yaşında. Sarışın değil. Dersler ücretsiz ve istersen ilkini bugün alabilirsin. Epstein 2019'da öldükten sonra Fransız hükümeti bu adama bir kamu davası açıyor. Kendisi kaçmaya çalışsa da havaalanında yakalanıp tutuklu yargılanmak üzere hapse gönderiliyor. Ancak her ne hikmetse o da hücresinde ölü bulunuyor. Ölümü kayıtlara intihar olarak geçiyor. Maxwell ise daha önce dediğim gibi 2021'de tutuklanıyor ve 20 sene hapis cezasına mahkum ediliyor. Hala hapisten röportaj verip her şeyin mağdurların uydurmaları olduğunu iddia etse de kimsenin umurunda olduğunu sanmıyorum. Gelelim sosyal medyalarda çok konuşulan Türkiye detayına.
Hatırlarsanız Epstein tarafından çocukken ailesinden satın alınan Nadia Marchenkova'da, bugünkü adıyla Nadia Marchenko'dan bahsetmiştim. Hem mağdur hem de işbirlikçi olan bu kadın ifadeye ilk çağrıldığı zaman Jeffrey tarafından yurt dışına yollanıyor. Mahkeme sayısız kez sorguya çağırıyor fakat kendisine ulaşılamıyor. Nihayet ifade vermeye geldiğinde ise hiçbir soruya cevap vermiyor. O da Jeffrey gibi her soruya fifth diyor. Ona sorulan sorulardan biri şu: Jeffrey Epstein Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve başka ülkelerden çocukları alıp getirdi. Bundan haberdar mısın? Evet, Türkiye'nin geçtiği tek cümle bu. Ama azımsanması gereken bir cümle kesinlikle değil. Soruşturmanın FBI gibi istihbarat örgütleri tarafından yürütüldüğünü ve kullanılan hiçbir ifadenin boş olmadığını unutmamak lazım. Nitekim Epstein'in mağdurlarından birinin eski bir Türkiye güzeli olduğunu da biliyoruz. Kendisi isminin bu olayla anılmasını istemediği için uzun uzun konuşmak istemiyorum. Fotoğraflar ve uçuş kayıtları zaten yeterince açık. Adanın her yerinde kameralar ve dinleme cihazları olduğu birçok tanığın ifadesine geçen bir iddia. Hatta 1999-2005 yılları arasında adada bu iletişim ve kamera sistemlerinin yöneticisi olarak çalışmış, fakat gördüklerine daha fazla katlanamayıp istifa etmiş Steve Cully de iddiaları doğruluyor. Polis 2019'da Jeffrey'in evlerinde yaptığı aramada bazı kasetler buluyor. O an polisin elinde sadece arama izinleri var. Herhangi bir eşyaya el koymaya hakları yok. Gerekli izinleri aldıktan sonra geri döndüklerinde de kasetler yerlerinde yok. Bir süre sonra kasetler Epstein'in bir çalışanı tarafından FBI'ya teslim ediliyor. Bu aradaki geçen sürede ne yapıldı bilmiyoruz. Kasetlerde neler var onu da hala bilmiyoruz. Mağdur Sarah Ransom'ın iddialarına göre bu görüntülere sadece FBI sahip değil. Kendisi, Bill Clinton, Richard Branson ve Prince Andrew'un yüzlerinin gayet net görüldüğü istismar görüntülerine sahip olduğunu söylüyor. Söylediğine göre bu görüntüleri çeşitli USB belleklere aktarıp Avrupa'nın başka şehirlerinde güvenli yerlere yollamış. Lokasyonları sadece kendisi ve çok güvendiği bir kişi daha biliyormuş. Söyledikleri doğru mu? Yoksa başına herhangi bir şey gelmemesi için elinde böyle bir koz olduğu yalanını mı söylüyor, yine bilmiyoruz. Bu işin bir de komplo teorisi tarafı var biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta New York'taki sinagogların altında zindanlar ve o zindanlarda bazı şüpheli eşyalar bulundu. Örneğin kanlı bir yatak. Ya da soruşturmada Türkiye'nin de adının geçmesinden yola çıkılarak Bill Clinton'ın 99 depreminden sonra Türkiye'ye yaptığı ziyaret konuşuldu. 99 depreminde kaybolan ve akıbeti bilinmeyen çocuklara ne olduğu sorgulandı. Sinagog konusunun da Bill Clinton'ın ziyaretinin de bu meseleyle direkt bir ilişkisi yok. En azından bildiğimiz kadarıyla yok. Clinton şahsen Epstein'e çocuk tedarik etmiş midir? Hiç sanmam. Anlattığım gibi Epstein'in sırf bunun için görevlendirdiği, bugüne kadar ismini bile bilmediğimiz başka kişiler var. Her şeye rağmen şunu aklımızın bir köşesinde bulundurmamız lazım. Epstein, uluslararası çocuk ticareti konusunda çok kilit bir isim. Ama tek değil. Hatta bugün bildiklerimizin, bilmediklerimizin yanında sahildeki kum tanesi kadar yer kapladığını söylesek yanlış olmaz. Bunu söyleyebilmek için komplo teorilerine ihtiyacımız yok. Basit bir Google aramasıyla farklı ülkelerde benzer şeyler yaşamış birçok mağdurun anlattıklarını bulmanız mümkün. Örneğin 6 yaşında ailesi tarafından mafyaya köle olarak satılan Anneke Lucas gibi. Mesela bugün çok sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilecek kadar güçlü olan bu kadın, onu köle olarak kullanan mafyanın başının eski Belçika başkanı olduğunu açık açık söylüyor. Mafyanın onu Belçika ve Fransa'da ünlü bir şarkıcı olması için yetiştirdiğini de anlatıyor. Bugün iş insanı ya da politikacı olarak karşımıza çıkan birçok ismin kapalı kapılar ardında neler yaptığını bilemiyoruz. Dünyaca ünlü şarkıcıların, modellerin geçmişlerinden büyük sırlar çıkabilir mi bilmiyoruz. Gerçekler yeterince dehşet verici. Komplo teorileri de beyin jimnastiği yapmak için kimi zaman faydalı olabilir. Ama benim size tavsiyem, kaynağı belli ve kanıtlı bu kadar çok bilgi varken bunlara gözünüzü kapatıp sadece daha magazinsel göründüğü için yankı uyandıran teorilere kapılmamanız. Çünkü bana öyle geliyor ki bu teoriler en çok gerçek suçluların işine yarıyor. Biz gerçeklerle ilgilenmediğimiz sürece bizi yalanlarla beslemeye çok hevesli olan basın organları bu suçlularla el ele keyfine bakıyor. Tek bir yanlış bilgi tüm suyu bulandırabiliyor. Suçluların tüm sorumluluğu üstlerinden atmasını kolaylaştırıyor.
Ama merak etmeyin, ben ortaya çıkanları kanıtlarıyla anlatmak üzere her zamanki gibi buradayım. Bugünlük de benden bu kadardı. Psikolojimin içine eden Epstein dosyası araştırma sürecini en azından bir süreliğine noktaladığım için ne kadar rahatladığıma inanamazsınız. İstismar detaylarına girmemiş olmam umarım sizi hayal kırıklığına uğratmamıştır. Konu yeterince ağır ve her türlü detaya erişmek de mümkün. Örneğin 2020'de Netflix'te yayınlanan, benim de fena bulmadığım Epstein belgeseline göz atabilirsiniz. Ama asıl önerim 60 Minutes Australia YouTube kanalının konuyla ilgili 4 sene önce hazırladığı videolar. Onlara mutlaka bakın. Bu videoyu hazırlarken kullandığım tüm kaynakları dava dosyalarıyla da beraber açıklamalar kutusundaki drive linkine ekliyorum. Tüm bilgileri kendiniz de teyit edebilir. Atladığım bir detay varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna bir tıkınızı alırım. Hala abone değilseniz, sıradaki drama dozu yüksek ve çok daha keyifli şeyler konuşacağımız videomu beklerken abone olabilir, destek olmak için süper teşekkürü ya da katıl butonunu kullanabilirsiniz. Bana ve emeklerime verdiğiniz değerin farkındayım, hislerimiz karşılıklı. Bir sonraki görüşmemize kadar, hoşça kalın.